Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Bakalım. Adana şıkkına baktığımızda 11 ile hece ölçüsünün kullanılması diyor. Her şiirin ilk iki dizesindeki ünlüleri sayacağız. Birbirine denkse 11 ile hece ölçüsüyle yazılmışlardır. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada bir 11 ile hece ölçüsü bulduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada da 11 ile hece ölçüsü var arkadaşlar. Şöyle Adana şıkkına eliyoruz. Koşma nazım şekliyle yazılmıştır. Şöyle bir baktığımda dörtlük görüyorum. Sade dil görüyorum. Halk edebiyatına ait bir nazım biçimi görüyorum. Dolayısıyla koşma bu da doğru. Tam uyağa yer verilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Ler içinde ve ler içinde yazılış anlam görev bakımından aynı olan ekler ya da sözcüklere redif diyoruz. Lerler olabiliyor redifte ama kafiyede olamıyor. E, A kafiyede değişmiyor ama redifte olabiliyor. Dolayısıyla burada kesinlikle bir redif söz konusu. Gül ve dal sözcüklerine baktığımızda L sesi ortak, tek ses benzerliği olduğu için şöyle yarım uyak olduğunu söyleyebilirim. Kaşın ve dilber zaten buralarda bir şey yok. Şekersin, bakarsın, yıkarsın. Şöyle arkadaşlar bakabiliriz. Burada bir şey yok. Şöyle yıkarsın ve bakarsın sözcüklerinde arsın ekleri ve sözcükleri gördüğünüz gibi redif ar geniş zaman sinsin ekler anlamca görevce ve yazılış olarak aynı olduğu için redif bakmak ve yıkmak sözcükleri arasında K sesi ortak olduğu için ne olacaktır yine aynı şekilde tek ses benzerliğinden yarım uyak olacaktır. Burada tam uyağa yer verilmesi demiş yanlış. Benzer temaların ele alınması. Ala gözlerini sevdiğim Dilber. Kokuya benzettim. Güller içinde kokuya benzetmek. İnceciktir belin, hilaldir kaşın. Selvi'ye benzettim dallar içinde. Keklik gibi taştan taşa şekersin. Toy kuş gibi geri dönmüş bakarsın. Beni görsen kaşın gözünü yıkarsın. Gül kara zülfüne kurban olayım. Aşk duygusu anlatılmış. Doğru arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Benzetme sanatına başvurulması. Toy kuş gibi. Burada benzetme var. E zaten belin inceciktir. Hilal, kaşın hilal gibi kokuya benzettim derken benzetme sanatı da var. Cevabımız C şıkkı olacak. Buna göre ben ettim sen etme gel merhamet eyle tekerlemesi masalın hangi bölümünde yer alır? Her bir bölümünde kendine özgü tekerlemeler kullanılan masallar 5 bölümden oluşur. Evet, döşeme bölümüne bakıyoruz. Dinleyicinin ya da oyuncunun masala çağrıldığı bölümdür. Masalla ilgisi olsun olmasın eğlenceli tekerlemelerle doludur diyor arkadaşlar. Tamam, bir kenarda dursun. Serim, masal kahramanı kısaca tanıtılır. Nerede ve nasıl yaşadığı ana hatlarıyla verilir. Burada öyle bir şey yok. Burada da masalla ilgisi olsun olmasın eğlenceli tekerlemeler diyor. Bunu da eliyoruz çünkü çok da eğlenceli bir tekerleme değil. Bu bölümde masal kahramanının başından geçen macera anlatılır. Olayların gelişimi verilir. Bu da değil. Bunu da eliyoruz. Bu bölümde kötüler cezasını bulur, iyiler kazanır, olaylar bir sonuca bağlanır. Ben ettim, sen etme, gel merhamet eyle. Bu evet arkadaşlar doğru. Çözüm bölümünde yer alabilir. Çünkü neden? Kötüler ceza bu diyor. İyiler de ödüllendiriliyor. Masalın bitiminden sonra anlatıcının kullandığı klişe temenni sözlerin yer aldığı bölümdür. Dilek bölümü bu da değil. Cevabımız Denizli şıkkı. Buna göre yukarıdaki anlatılarla ilgili yargılarından hangisi söylenemez? Zamanla ilgili unsurlar belirsizlik taşımaktadır. Gerçek ve hayali unsurlar birlikte verilmiştir. Kahraman cesur, kuvvetli, avcı insan tipini temsil etmektedir. Kahraman günlük yaşama ilişkin ayrıntılar içinde verilmektedir. Kahramanın anlatımında derin ruhsal çözümlemeler yapılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Aşağıda Oğuz Kağan destanından bazı alıntılar yapılmıştır. Günlerden bir gün ava çıktı, kargı, yay, kılıç ve kalkanla ava gitti. Günlerden bir gün dediği için zamanda belirsizlik var. Adana şıkkını eliyoruz. Doğru. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oğuz kargı ile gergedanın başına bir vurdu ve onu öldürdü. Kılıcı ile bir hamlede başını kesti, aldı, gitti. Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Önünde bir göl ortasında bir ağaç gördü. Bu ağacın kovuğunda bir kız vardı. Çok güzel bir kızdı. Bu mümkün mü arkadaşlar? Ağacın kovuğunda kız görmesi. Gözü gökten daha gök idi. Mümkün mü? Değil. Saçı ırmak gibi dalgalıydı. Dişi inci gibiydi. Onu görünce aklı gitti. Onu sevdi, aldı. Gerçek ve hayali unsurlar bir arada verilmiş. Kahraman cesur, kuvvetli, avcı insan tipini temsil etmekte. Evet, neden?
Çünkü diyor ki kargı ile gergedanın başına bir vurdu, onu öldürdü. Kılıcıyla bir hamlede başını kesti ve aldı gitti. Bunu da eliyoruz. Kahraman günlük yaşama ilişkin ayrıntılar içinde verilmektedir diyor. Normal ava gitmesi, işte gergedanı vurması, işte bir ağaç görmesi gibi şeyler günlük hayatın içinde olabilecek şeylerdir. Kahramanın anlatımında derin ruhsal çözümlemeler yapılmıştır. Bununla alakalı bir şey yok. Cevabımız Edirne. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi divan şiirinde mutfak eşyalarına yer verildiğini örnekleyen bir beyit değildir diyor. Divan şairleri yaşadıkları ortamla, yaşamla ilgili olmuşlar ve bunları şiirlerine yansıtmışlar. 16. yüzyıl divanlarına bakıldığında şairlerin mutfak eşyalarına gerçek ve genel anlamlarda şiirlerinde yer verdikleri görülür. Şairler bununla da yetinmemiş, mutfak eşyalarının biçim ve kullanım şekilleri onlardan yararlanma biçimlerini de düşünerek bu eşyaları çeşitli söz oyunlarına, teşbihlere ve mecazlara konu ederek kullanmışlardır. Adana şıkkı bakıyoruz. Başım ahımla dumanlı bir taka dönmüştür. Gözüm yaşımla su dolmuş bir bardağa dönmüştür. Bardak. Bunu eliyoruz. İrtederse çıkamaz gece kitaba bakamaz. Eğer içmezse müderris iki fincan kahve fincan. Bunu da eliyoruz. Börek ot şöyle terdir şöyle nazik. Şikarında gerektir desti nazik. Burada börek var ama börek bir yiyecek. Mutfak gereci değil. Cevabımız C. Merhan-ı melahatte gümüşten bir tabak durol. Tabak. Açılmış ak güldür ya letafet gülistanında. Sular kim aşiye bakır çanaktan çanak. Ana kaynatmasınlar hiç çölmek. Burada da var arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat yazarları arasında sahne tekniğini en iyi bilen ve sade Türkçe oyun üslubunu başarıyla yürüten bir yazar olarak dikkat çeker. Adet ve geleneklerimizi sahneye getirmiş, nükte ve cinasları ile orta oyunu, töresini sürdürmüş, kişileri kültür ve mizaçlarına göre konuşturmuştur. Bugün dahi sahneye konacak tazelikte olan Ayyar Hamza, Molière'in, Scapin'in Dolapları eserinin uyarlamasıdır. Aynı zamanda İyi bir mizah ustası olan yazar, çok kullanılan bazı sözlere nükteli ve ters anlamlar vererek alay, şaka ve hiciv incelikleri gösterdiği Lehçetül Hakayık adlı eseriyle de bilinir. Kimin eseri bu arkadaşlar? Ahmet Vefik Paşa'nın değil, Şinasi'nin değil arkadaşlar, Recaizade Mahmut Ekrem'in değil, Ahmet Mithat Efendi'nin değil, direktör Ali Bey'den bahsediyoruz. Cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen topluluğun içinde yer almamıştır? Şiirde hikaye ve romanda realist, naturalist çizgide gelişen sanat şahsi ve muhteremdir. Lütfen buraya dikkat. Anlayışıyla eser vermek isteyen, Türk Edebiyatı tarihinde ilk kez bir bildirgeyle ortaya çıkan bir topluluktur. Bu topluluk kısa bir süre sonra dağılmış, üyeleri de ya başka bir akım içinde yer almış ya da edebiyat yaşantılarına bağımsız olarak devam etmişlerdir. Hangi akımdan bahsediyor arkadaşlar? Fecri Ati akımından, edebiyatından bahsediyoruz. Ahmet Haşim, evet. Refik Halit Karay, Emin Bülent, Ali Canip bunların içinde yer almış arkadaşlar ilk etapta ama Cenap Şahabettin hiçbir zaman Fecri Ati topluluğun içerisinde yer almamış. Cevabımız Bursa. Bu parçada söz edilen eserlerin yazarları aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Edebiyatımızda şiirleriyle tanınmış birçok şairin aynı zamanda iyi bir tiyatro oyun yazarı olduğu nedense pek bilinmez. Pek çok okur Han Duvarları, Orada Bir Köy Var ya da Kaldırımlar şiirlerini bilir ama aynı sanatçıların Canavar, Köşebaşı ya da Bir Adam Yaratmak gibi başarılı tiyatro oyunlarını çok az duymuştur. Han Duvarları arkadaşlar kimin? Faruk Nafiz Çamlıbel. Şöyle Faruk Nafiz Çamlıbel dedik. Orada bir köy var. Kimin arkadaşlar? Ahmet Kutsi Tecer. Ahmet Kutsi Tecer. Kaldırımlar kimin? Şöyle baktığımızda Necip Fazıl Kısakürek'in olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yine aynı şekilde Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek, Köşebaşı, Ahmet Kutsi Tecer ve Canavar arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel'in tiyatroları. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdaki dizilerin hangisinde Şıp Sevdi adlı eserde de dile getirilen dönemin yaygın sosyal sorunu eleştirilmektedir diyor arkadaşlar. Şıp Sevdi kimin eseriydi? Şöyle Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eseri. Ne anlatılıyordu? Paris'ten döndükten sonraki hayata bakış açısı değişmiş olan, Batı'nın hayat tarzına özenmiş ve gözünü para hırsı bürümüş olan Meftun ve
ailesi içinde meydana gelen olaylar anlatılırdı. Şimdi bakıyoruz. Yasa emrinin doğasının gereği böyledir. Düşmek için yıldırım ekseri yüksek kubbe arar. Çok mu korkak olanın felaketten kurtulması? Herkese gelmez kötülük, hak edeni arar. Burada böyle bir şey yok. Yani bir özenti söz konusu değil. Seyretti hava üzre denir tahtu Süleyman. Ol saltanatın yerler eser şimdi yerinde. Hür olmak ister isen olma cihanını. Zevkinde, sefasında, gamında, kederinde. Bunu da eliyoruz. Lütfetmesi de veli gümandır. Çarhın sana maksadı yamandır. Ey Gonca uyu bu az zamandır. Zira kati tünbü bir amandır. Hafim bu ki pek harap olsun. Bu da değil arkadaşlar. Potinin altı patlak, çorabı yok, ayak çıplak, eldiven var, elde mutlak, şık beylerde olan halet kabul olunmaz, rezalet diyor arkadaşlar. Burada sanki bir batının hayat tarzına özenti söz konusu arkadaşlar ve bir hırs söz konusu maddiyat olarak. Çünkü çorabı yok, ayak çıplak diyor, eldiven var, elde mutlak diyor, şık beylerde olan halet kabul olunmaz, rezalet. Bunu diyebiliriz, bir kenarda dursun. Yanlış hayalıyla vatanını terk eden kişi nedirli kim cefa görürse cezasıdır. Ol kim vatan var iken ede gurbete heves, nedirli kim bela göre anın sezasıdır. Bu da değil arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi garip şiirini örnek olarak gösterilemez? Deniz yırtılır kimi zaman bilmezsiniz. Kim diker ben dikerim. Garip olan her şeyi anlatır, ölçü, uyak gibi söz sanatları gibi şeyler reddedilir arkadaşlar. Bu garip şiirine ait olduğu söylenebilir. Bunu eliyoruz. Bil ki budur işte güneş yalnız dirileri ısıtır. Güneşin kıymetini bil. Bu da garip şiirine ait. Bunu da eledik. Ben rıhtımdan suya atlarım. Altımda balıklar, üstümde bulutlar. Ağzımın kenarında çırpıntılı boğaz suyu. Pembe yalıya doğru yüzerim. Absürt olan bir şey anlatıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ölçü, uyak, ahenk her şey reddedilmiş. Bu da olabilir. Neredeyse gün doğacaktı. Herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı. Geceniz geliyor aklıma. Bunu da eliyoruz. Bir alem kurulur gibi yeniden baştan başa hayal, düşünce, rüya. Billur bir kadehe benziyordun sen. Ha, burada bir ne sanatı yapıldı arkadaşlar? Teşbih sanatı yapıldı. Uzanan yüzünle bu parıltıya. Bir kere rüya ve parıltıya sözlerinde ne var arkadaşlar? A sesi, hatta Y ve A sesi ortak olduğu için burada bir tam uyak olduğunu görüyorsunuz. Yeniden ve sen sözcüklerinde de yine E ve N sesleri ortak olduğu için tam uyak var. Bu garip akımına ait olamaz. Cevabımız bu yüzden Edirne şıkkı oldu.